Evet arkadaşlar şimdi e, CHP e, lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin üst düzey bir sürü milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin içerisine yerleştirmiş olduğu kendi ajanları. de aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor ve neden çalışıyor söyleyeyim bakın. Şimdi e, eğer bu ikisi Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmasa bunları maşa olarak Amerika kullanmasa bunun böyle bir hani maşalar olmasa bunun gibi direkt kendisi saldıracak. Direkt kendisi ve NATO veya da Avrupa gibi güçlü devletlerin Türkiye'ye hani ganimet devleti olarak görüp saldırması sonucu Türkiye'nin çok ağır kayıplar vereceği, mücadele etmekte çok zorlanacağı, belki başarılı olması bile hani zor ihtimaller arasında olacağını düşünürseniz Şimdi böyle hani maşaları Amerika kullanarak FETÖ'yü ve e, CHP'yi Erdoğan'ın üzerine salarak bu e, bunları e, saldığında asıl hani ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, daha sonraki adımını ve e, Türkiye'ye nasıl e, haince planlar düşündüğünü, nereden saldıracağını bunlara söylemek zorunda, bunlarla işbirliği yapmak zorunda. Bunlara fikirlerini beyan etmek zorunda. Şimdi bunlar e, Türkiye'ye saldırırken çok önemli noktalarda Türkiye'ye saldırma değil de Türkiye'nin yanında olma veyahut da Türkiye'yi bilgilendirme, Türkiye'ye önlem aldırma noktasında bunlar e, Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veriyorlar. Bilgi veriyorlar ve e, dış güçler ülkemize saldıramıyorlar bunları kullandığı için. Eğer böyle bir şey yoksa bakın eğer böyle bir şey yoksa bu düşündüklerim yani bu görüşüm benim eğer doğru değilse o zaman CHP'ye ve e, FETÖ'ye oy atan insanların IQ'su yok yani onların akıl tutulması yaşıyor o zaman. O zaman bunlarda akıl tutulması yaşıyor. Nasıl akıl tutulması yaşıyor söyleyeyim size bakın. Şimdi eğer bunlar eğer Erdoğan'a çalışmıyor olsa eğer e, CHP diyelim Erdoğan'a çalışmıyor diyelim. Bir küçücük bir çocuğu bile, küçücük bir bebeğe bile ana sınıfa giden bir çocuğunu bile misafir olarak bir yere gittiğinizi düşünün. O çocuğu kendinize alıştırmanız için ne yaparsınız? Size soğuk, sizden korkuyor yabancı. Hediye verirsin, sürpriz alırsın, kendine hani sempatik hareketler yaparsın, kendini alıştırırsın, sevme, sevdirmeye çalışırsın. Bir şeyler yaparsın ama çocuğa bir şeyler alırsın. Hediye vererek, oyuncak vererek çocuğu kandırmaya çalışırsın. Yani kendini sevdirmeye Çocuk da bu sayede sana alışır. Daha sonra hep hediye vere 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 artık seni yabancı sılmaz. Artık sana inanır güvenir gayrı. Ama şimdi CHP'ye bakıyoruz. Hani bu bir örnekti. Ya Türkiye'ye Erdoğan karşısında ne yapıyor bu adam? Ben gördüğüm yani musluk açılışı yapıyor. Temel atmama töreni yapıyor. Gezi eylemleriyle ülkeyi yakma yıkma yapıyor. YPG terör örgütü değildir diyor. HDP'ye hani iş, HDP ile işbirliği yapıyor. HDP'ye oy veriyor. Meclise sokuyor HDP'yi. Yok İHA'lar, SİHA'lar dağdaki o gezen PKK'ları öldürdü diye e, eskiden Jitem vardı. Şimdi e, sihalar ihalar SİHA'lar, İHA'lar var diye diyor. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadını e, yapmış olduğu yerli e, sihalarımız, ihalarımız yani yerli savunma e, sanayimizi damatlı diyerekten aşağılıyor. Mesela Engin Altay çıkıyor diyor AK Parti diyor Türkiye'nin diyor en 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 doğru işi dünyanın en doğru işini de yapsa biz bunu alkışlayamayız. Bunu biz hani benimseyemeyiz çünkü bize halkımız bunun için oy veriyor diyor. Yani şöyle bütün bu açıklamaları ve FETÖ'nün açıklamaları. FETÖ'nün yapmış olduğu hani 15 Temmuz'du. Hani bize yapmış olduğu ihanetle darbeydi. Veyahut da ülkeyi ele geçirmeydi. Ülkemizi hani İsrail'e, Amerika'ya, oraya buraya Almanya'ya peşkeş çekmek gibi böyle ihanetler yaptığını görüp de bu ülkede yaşayıp bunlara hala inanan, bunların arkasından giden insanlara oy atan eğer bunların dediğim gibi ilk başta dediğim gibi Erdoğan'a çalışmıyorsa bunların IQ'su ya da akıl tutulması IQ'su yok. Akıl tutulması var bunlarda. %100 akıl tutulması. Yoksa ama yani düşünün. Şimdi bir partisiniz. insanları kendinize çekmeniz lazım halkı. Halktan oy alacaksınız. Ne yaparsınız? E, karşınızda Erdoğan var. Adam e ne yapıyor? Sağlık sektöründe çığır açmış. Şehir hastaneleri yapıyor dev gibi. Her şehre havalanları yapıyor. Her şehire üniversiteler yapıyor. 20 bin kilometre bölünmüş otoban yaptı. Adam daha emeklilere ikramiye veriyor. Çiftçilere mesela teşvik veriyor. Hibe veriyor. Emekliye maaş veriyor. Dula maaş veriyor. Yetime veriyor. Kendi anasına kendi babasına bakana hani maaş ödüyor. İlaçları ücretsiz veriyor. Eve hizmet getiriyor hani sayıs sayıs hani yapmış olduğu atak üretti, siha üretti, iha üretti, kendi sanımızın yapmış olduğu bütün o e, Altay tankları, bütün bu e, savaş gemileri, bunların hepsini bu adam üretti. Köprüler yaptı, Avrasya yaptı, e, Marmaray'ı yaptı, hızlı tren yaptı, yeni barajlar yaptı, e, TANAP projesiyle ülkemize doğalgaz getirdi. Toki'yi bu ülkeye getirerek herkes ev sahibi yaptı. Şu anda 0.64'den krediler veriyor. Toki şu anda evini ödeyemeyenler, bakın evini ödeyemeyenlere kaç aydır, 3-4 aydır virüs sayesinde taksit bile almıyor. Yani taksitleri durdurdu. İnsanların yani hizmet açısından e, kim e, insanların boynunu bükürse, mesela işsizlik parasını o çıkardı. Ondan önce yoktu iş kurun, işsizlik parasını. Yeni meslek dalları açıyor. Mesela Koskep'ten bir proje üretiyorsun, herhangi bir şey üretiyorsun. Gidiyorsun, projeni sunuyorsun. Sana hibe veriyor, bedava kredi veriyor. Köyüne gidene ev yapıyor. mesela ahırını yapıyor, ineğini veriyor. mesela çiftçilere mazot desteği veriyor, gübre desteği veriyor. Esnafa yani yeri geldiğinde hep esnafını destekliyor. Akla gelebilecek her türlü çevre düzeni dersen, ağaç dikimi dersen, yani Türkiye'de çığır açmamış olduğu hiçbir şey yok. Öğrencilere burs veriyor. Yani memurların maaşını dolgunlaştırdı. Askeriyesine mesela yeni mesela subaylarını şu anda dahil ediyor. 8 milyar üzeri maaşla çalışıyorlar. Öğretmenler eskiden limon satardı. Maaş bir maaşla geçinemezlerdi. Yani bu adam Türkiye'de saya 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 yani sabahtan akşam, akşamdan sabaha bu adamın yapmış olduklarını sayıyoruz. Karşısında Kemal Kılıçdaroğlu musluk açma, e heykel yapma, e, e temel atmama töreni. Ya adam başka ne yaptı? Sıfır, hiçbir şey. Şimdi bu adamın kalkıp da Recep Tayyip Erdoğan'a kafa tutması ve Türkiye'den oy istemesi mantıklı bir şey mi yani mantıklı mı bu adamı oy veren IQ'sunu e, yani çıkarı yoksa orada maaş almıyorsa mesela orada milletvekilidir maaş alıyordur eşi dostu vardır para kazanıyordur anlarsın onu. Hani bir para geliyordur maaş. Ben para kazanıyorum kardeşim. Bu mesela diyelim burada ben CHP binasında ben çaycıyım. Eğer bu adamlar meclise giremezse ben bu bina kapanırsa çaycılık da biter. Maaşımı alamam. Ben burada büfede büfe çalıştırıyorum. Bu CHP'lerden kazanıyorum. Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi şu bu mesela ben hani gazete satıyorum, şunu satıyorum, bunu satıyorum. Eee Ondan sonra bu para kazanıyorum falan filan. Hadi bunlar hep böyle anlıyorum yani. Ama kardeşim CHP'den yani hiçbir destek almadan, hiçbir maddi manevi bir şey yapmadan bunlara oy atan, bundan arkasından giden erkine yani e, düşünüyorum e, IQ testi yapılması lazım. Başka bir açıklama görmüyorum yani. E, bugüne bugün yani saymakla bitiremiyorsunuz Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetleri yani yapmış olduklarını ya. Adam FETÖ'yü temizledi. Adam e, Doğan Medyası denilen bir tane çakal vardı. E, hükümet benim evimde kuruldu diye hükümeti dolandırıyordu. IMF'yi başımızdan defetti. Ahmet Necdet Se Sezer denilen hiçbir işe yaramayan orada oturmuş ne bu belirsiz e, hiçbir e, Anayasa kitapcını fırlatıp da ülkeyi dar sokan onu onu başından defetti. Cem Uzan denilen bir tane soytarı vardı bütün villalarının evinin altında havuzların altından 250 konturlar 500 konturlar milletvekili olarak hani Türkiye'ye gelip bütün e, pis işlerini kiriş, kirli işlerini hepsini temizleyecekti. Bunu Türkiye'den kurtardı bunun gibi kalıntılardan kurtardı bunu defetti Ergun Okuncular'dan kurtardı Balyozcular'dan kurtardı bunların hepsi Demirbaş. Hepsi Türkiye'yi ele geçirebilecek kişiler. Hepsi Türkiye. Bunlarla öyle bir kere de mücadele edip de bunları kazanamazsın. Kolay değil. Bir FETÖ ile mücadele etmek için yıllarımız gidiyor. Yıllar gidiyor. Yıllar. Yani bütün bunların hepsini demirbaşlarına mücadele ede de 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 ede de, de, Türkiye'nin başında bu sırtlanları bir PKK zaten başından beri var. Başından beri var. Yani bütün bunlarla uğraşırken bir de hizmet veriyor. E CHP'de ne yapıyor? Her şeye muhalefet. Yol yapma, köprü yapma, havalan yapma, Yok Avrasya'ya gerek yok. Yok tünel yapma. Yok bir şey yapma. Hiçbir şey. Her şeye karşı. Adam yani adam yani o istemeyi yüzü yok. Yüzsüz yüzsüz o istiyor. Karşı taraftakiler de hangi dedim ya hani hangi hangi zeka ile oy atıyor. Ben onu anlamıyorum. Onun zekanın bir ölçülmesi gerek. Yani ne amaçla oy veriyor yani. Eğer bu ülkeye bu ülkeyi sevmiyorsa, hainse, bu ülkenin dağılmasını, parçalanmasını istiyorsa o ayrı bir şey. Onun da bir amacı var. Ama arkadaşım ben bu Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmete şuna buna. Bana bir şey verene ben veririm diyorum. Bak biraz önce örnek verdim. Bir çocuğu bile kandırmak için bir oyuncak versin. Çocuk bile sizden akıllı. Size bu ne veriyor ki buna veriyorsunuz. Al Ekrem İmamoğlu geldi İstanbul'a. Hemen 110 milyon euro gitti Fransa'dan aldı, Almanya'dan aldı. 96 milyon euro Fransa'dan aldı. 150 bilmem ne küsurat da Londra'dan aldı krediyi. Getirdi 9 trilyon Türkiye'yi borca soktu. Daha bir senede ne yaptı? Ne yaptı? İstanbul'dan Bulgaristan'a hızlı tren mi döşedi? Ne halt etti? Haliç bile şu anda rezil rengi değişti ya. Kokular gelmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı gelip de temizleyecek. Yani İstanbul Belediyesi'nin yapmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanı yapacak. Bunu oy atan ana, ana sınıfına giden bir çocuk atmaz işte.